Sevgili dostlar, bahçemizden dönerken burada yakışıklı, karizmatik bir abi gördüm. Saçlar duruyor yerinde. Yaş kaçtı abi? Yaş 62. Yaş 18 diyorsun. Yani. İsim? Necmettin Dede. Necmettin abi, burada ben geçerken yaklaşık 120 tane koyun vardı. Buraya aşağı gittiler. Bu karşıki köyün sakini. Köyün ismi neydi? Kovanlı. Kovanlı, Kürze. Kovanlı yani Eski adı. eski ismi Kürze, yeni adı Kovanlı. Şimdi kendisi koyunculuk yapıyor. Toplam kaç koyunun var abi? Toplam 300. 300 koyun var. Kuzu falan 500. Biraz az önce video açmadan önce bahsettik. Necmettin abi aileden, atadan, dededen koyunculuk yapıyor. Yani. Şimdi baştan alalım abi. Nereden Şimdi gelmişsiniz sülale olarak? bu sülale olaraktan hepimiz Türkmen boylarından, Orta Asya'dan bu tarafa göç yaparken, Türkiye'ye yerleşirken Kars Sarıkamış'tan giriş yapmış. Belirli bir zamanda orada yaşam sürdükten sonra orada Türkiye geneline yayılmışlar, dağılım göstermişler. Bizim tarafımıza gelenler Trabzon, Vapıkebir, Eynesil, Görele, Giresun, o istikamette her gittikleri yerde hane bırakaraktan gelmişler. Ondan sonra buraya geldikleri zaman da ilk geldikleri yer Ordu Yolbaşı. Ulubey Yolbaşı. Ulubey tarafı mı bu? Oradaki bunlar soy ismini şey olarak da almışlar. Özdemir olarak da almışlar ama hala da yine onlara dede oğulları diyorlar. Sülaleye dede Sülaleye oğulları dede deniyor. oğulları, kabineye dede oğulları diye. Yani Türkiye genelinde hep dede oğulları diye geçiyor. Ama soy isim değişiklikleri yapmışlar aralarda. Soy isim. Orada Şen Türk olmuşlar, Şen olmuşlar. Peki mesela sen diyelim, mesela bir yere gittiğinde senin sülalenden insanlarla karşılaşabiliyor musun, ya da az çok diyelim mesela Çok Trabzon tarafında vesaire. karşılaşıyorum. Şu anda hatta Face'ten yazışıyoruz. Koyunculuk yapanlar var. Ahmet Dedezade. Onlar da bak Dedezade diye almışlar. Dede zaten, evet. Dedezade almışlar soy Çok iyi ismini. ya. Sen o zaman soyun sopun her şeyin belli. Biz Yani geriye gitsek belki nereye tabii gider? ki bir kitap dahi var. Nereden geldiğimize bu kadar bilgiyi ben kitaptan Biliyorsun. öğreniyorum, biliyorum. Büyüklerimiz de yazmışlar, çizmişler. Biz ilk defa Ordu Yolbaşı Karaağaç köyüne yerleştiğimizde orada Çitkıran Mahallesi diye bir mahalle varmış. Feloğulları yani Felekoğulları. Onların belirli bir zaman misafir olmuşuz. Ondan sonra zaten o yol başına falan bizimkiler buraya deniz kenarına koyun kışlatmak için gelmişler. Ha, kış için Kış gelmiş. için gelmişler. Kış için geldikleri zaman da burayı uygun bulunca bu köye yerleşme yapmışlar. Ama tarihi çok eski. O tarihte. Ve o ilk hani orduya gelişlerinde Karaağaç'ın Çitkıran Mahallesi'nde yerleşmişler ya. Evet. Buraya geldikleri zaman da tabu kayıtlarına geçerken bizim avlularımızın adının bir kısmını da Çit Avlu diye geçmişler. Yani ismin tabuda da Çit Avlu geçer. Değmenimizin ismi, değmenimiz ki şahıs değmenimiz var. Şimdi batıl oldu. Yani değmen yerinde duruyor da. Evet. Çitoğlu değmen diye geçer bir yanda. Yani biz Çitoğlu yani Dedo değmeni Çitoğlu diye geçer. Tarlanın bir tanesine de Çit Köprü diye geçer. Yani oranın anısı olsun diye buraya Buraya geldiklerinde gel. böyle olmuş. Peki sen dedin, videomuza devam ediyoruz sevgili dostlar. Abi bizim şahıs, dedin ki yaylada şahıs arazimiz var. O nereden geliyor? O şahıs şeyi şimdi bizimkiler bu mesle şeyden Kars Sarıkamış'tan girerken taşınmaz mülkler olur bazen ya. Evet. Onlar nedir? Arabadır yahut da hayvandır şudur bunu ama Gayrimenkul gibi. bizimkiler o gelirken dahi at, koyun, kuzu, köpekle gelmişler. Hiç o tarihten bu tarihe ayrılmamışlar. Ben şu anda son nesilim. Benden sonra devam edeceğim meçhul. Buralara yerleştikten sonra bu köy taraflarında sizin orada da aynısıdır. Köyde yani cenik derler yaylaya çıkınca Evet, ortaya. Cenk. Cenikte bu koyunun olmadığından dolayı bunlara bir de yayla gerekmiş. Yani bu kalaba bir aile ya. Bunlar Ermenilerle, Rumlarla yani birlikte bayağı yaşam sürmüşler. Komşuluk yapmışlar yaylalarda. Mesudiye'nin Mismilon diye bir köyü var. Biliyorum. Ha, Mismilon'da Şimdiki adı Beşbiyik. Beşbiyik. O Mismilon'da Rumlar yaşarmış. Onların yöneticisi de veyahut muhtarı bayanmış. O bayandan satın almışlar bizimkiler. Kaç paraya almışlar?
40 şişek vermişler yani koyun. Koyunun bir bu seneki kuzu gelecek sene 40 yılınca bir yaşında oluyor. Evet. Tekrar koyunca ona şişek derler. Çiçek deniyor. Yoz yani. 40 şişekle 3 kırmızı lira vermişler. Kırmızı lira. Trabzon'un vilayet Ordu'nun Giresun'un ilçe olduğu zamanda. O dönem. Ha. Peki Almışlar. bir soru daha sorayım. Şimdi koyunculuk dedin ki benden sonra belki devam etmez dedin. Etmeyebilir. Yeni nesilleri Yok biliyorsun. mu çocuk torun devam Var. etmez Hepsi mi? var. Oğlum var. İşte öteki oyunun yanında oğlum var. Trabzon'dan aldı oyunu. İşte. Ama belki beni arkasında bir dağ olaraktan görür. Bana yaslanır yapar. Ama benden sonra yapıp yapmayacağı belli. Yani çocuk dediğim de 35 yaşında. Evlenmedi hala Anladım. da. Yaşıtım. Şimdi şuradan yola çıkıyorum. Ya en tahsil durumumuz eskiden bizim %20'lerde 30'lara bile çıkmamışken son dönemlerde bu 2000'lerden sonra %95'lere 98'lere kadar çıktı okuma Yazma oranı. yazma oranı o seviyelere yükseldi ve en düşük şey de lise oldu. Alt seviye Alt diyorsun. seviye lise oldu. Şimdi benim şu anda öğretmen adayı kızım var evde atanacak duruyor. Evet. Bunlar üniversite bitirdi. Gel de sen bunu da hayvancı koyun kuzu. Ha benim çocuklarım benden dolayı evde atanlara Yapabilir. yapıyorlar, bakıyorlar. Belki de öyle olmaz abi. İleride üniversite Aa, mezunları bile köylere dönüp şimdi ama koyunculuk ama şimdi yapıyorlar. öyle bir Biz yetişme tarzı oluştu ki teknolojiyle yetiştiler. O yetişme tarzı çok önemli. Elinde kazma kürekle çalışmayla toprağı işleyerekten değil. Onlar masa başında. Oo, ben senin gibi toprak meşeleyeceğim diyor icabında sana. o zaman gençleri işte üretime tekrar katmak, teşvik etmek lazım ki gelsin bir getirisi. Aslında ta ilkokulda toprakla haşır neşir ederekten yetiştireceksin çocukları. Değil Toprakla mi? tanışacak. Şimdi bütün yılların içerisinde çocuklar dört duvarın içerisinde toprağı tanımıyor. Otu bilmiyor. Ota temas edecek. Toprağa temas edecek. Ayakları bir parça kirlenecek. Şimdiki aile ana baba ne diyor? Oy üstü kirlenmiş bir çocuğumun. Ne işi vardı kapıda? Niye götürdün babasına? Sayıyor mesela anne evde. Evet. Böyle bir çocuktan daha nasıl bir gelecek bekleyeceksin ileride? Peki abi son olarak seni de tutmayayım. Koyunlar gitti. Peki sen bunu atadan dededen yapıyorsun ama şu an itibariyle mesleğin ekonomik olarak zorluğu, getirisi, götürüsü nedir? Bir de onu söylersen. Allah bin bereket versin. Getirisi bu seneye kadar. Bak bu seneye kadar çok mükemmeldi. Senin cebinde 1.000 lira olsun, benim cebimde 100 lira olsun. Senin cebindeki 1.000 lira bir gün durdu. Benimkisi belki bir ay durdu. 100 lira bir ay. Çünkü çok bereketli bir hayvan olduğundan dolayı bunun bereketi kolay kolay kaybolmaz. Yani bereketli bir hayvandır. Getirisi buna bağlıyorum. Bir getirisinden daha şunu başlayayım. Bu hayvan öyle bir cennet hayvanı ki seni yanlış yollara saptırmaz. Seni yani sen anlıyorsun onu ne demek istediğimi. O Evet. yollara saptırmaz seni. Haramdan haramdan seni Seni alıkoyar. meşgul eder, işini Meşgul takip eder. edersin Bir yere diyor. gitmeye kalktığın zaman da ey evşerim ben ne olacağım Ben ne der. olacağım? Peşinden çığırır icabında. Peki bu seneye kadar dedim. Bu Ha, seneki bu sıkıntı sene nedir? gelince yem fiyatları aldı başını gitti. Saman desen ona kesa. Bilmiyorum bir çuval yem 300 lirayı geçti. Ben akşamda bir çuval yem döküyorum mesela kuzuya. Belki benim kadar harcaması olan kişi de yok köyde. Hani bu hayvancılık yaptığımdan dolayı yani. Anladım. Peki sence bu meslek devam etmesi için yani yem fiyatlarından falan bahsettin, sıkıntılardan bahsettin. Oo. Böyle giderse çok sıkıntılar Böyle bekliyor mu? giderse bir tarih oldu belki hatırlıyorsun hatırlamıyorsun bilmiyorum. Bu hayvandan destekler eller biraz çekildiği zaman da adamlar yaptıkları hayvanları kesmek zorunda kaldı. Kesip ondan kendini kurtarmaya çabasına girişti millet. Şu anda eğer bir destek de çok zayıf. Yani bakma şimdi işte hayvancılara şu desteği verip bu desteği verip deseler de dahi çok yani çok cüzi yani. Kimse hiç tatmin etmiyor yani. Halbuki gayri safi milli hasılanın bilmem %1'ini hayvancılık ve tarıma destek verilmesi lazım. Her şey
tam manasıyla verilmiyor yani. Bizde de mesela fındık işliyoruz. Aynen. Kaç yıldır 170 lira 170 lira. Aynen. Şimdi 20 dönüm yerle 500 kilo gübre alamıyorsun. 20 dönüm yer olsan ona verilen destek bu, 8 yıldır 170 lira. Hiç yani alamıyorsun. Bugünkü şartlarda mesela emeklilere verilen bir ikramiye var mesela. Bu ikramiye 2 seneden beri aynen yerinde duruyor. Ama gel gelelim şimdi biraz siyasi olur ama ben çok siyasete de girmek istemiyorum. Şimdi yok, kaba taslak geçiyoruz evet. Şimdi bir Suriyeli kadar şeyimiz yok yani ülkede. Hayvancılık gibi ülkenin ekonomisine her şeyine katkıda bulunduğumuz halde ama cebimizde aynı ama gücümüzde hayvanımızla şununla bunumuzla her şeyimizde destek verdiğimiz halde biz şeyi görmüyoruz. Değer görmüyoruz. Değer görmüyoruz. Ama bir Suriyeli, bir Afganlı bizden daha çok değerli konuma geçiyor gerekli. Neyse dediğin, onun da farklı sebepleri var demek ya ki konuşsak. Farklı sebeplerini ben kabul ediyorum. Evet. Ya şöyle olarak diyorum. Mesela şimdi belki ben Suriyelileri biz... Ben inanmıyorum. Ben onları yok saymıyorum. Onlar da bizim İslam... Ondan demedim. Mesela şimdi Avrupa'ya gelmesi... işler biraz siyasi konuşuyoruz. Avrupa bize gelmesin diye belki destekler veriyor. Onların parasını o şey yapıyor. Bizimkiler de diyor ki işte biz bunları şey yapıyor. Belki bizim de desteğimiz vardır şeyde. İnsanlar hep öyle görüyor. Sanki bu ekonominin sıkıntısı mültecilermiş. Her şey iyi yönetiliyormuş da mültecilerden dolayı ekonomi kötüymüş. Şimdi söylemeyecektim ama yani belki çok da paylaşım yapmam bir şey diyeceğim. Olmadı keserim burayı. Necmettin abi. Necmettin dede. Necmettin abi son olarak söylemek istediklerin var mıdır? Söylemek koyunlarımız uçtu. Koyunlar gitsin. Koyunlar buranın yabancısı değil. Koyunlar aynen evi bulurlar. Ayrılmazlar. Muhtar Ömer'e bir mesajım var. Senin de bu Muhtar Ömer'in damadı sayılırsın. Evet. Ondan sonra bizim köylü senden şikayetçi gelmiyorsun, başlarımızı yemiyorsun diyordu. İşte canlı örneği burada. Geldim. Yaymış mıyım yaymamış mıyım? Evet. Ondan sonra bak koyun getireceğim, kuzu getireceğim deyip duruyordu. Ondan sonra Turan Hoca'ya çok çok selamımı söyle. Evet, Muhtar Turan Hoca kayınpederim olur. Benim koyunum gitti. Sana hayırlı günler. Hayırlı iftarlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal abi. Çok sağ olun.